İyi geceler sevgili futbol severler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün. Ee, az önce Rıdvan Dilmen'le birlikte yine açılışı e, sevgili atamızın e, huzurunda yaptık. E, şimdi Fırat Aydınus'la birlikte yine 19'u 19, e, 19 Mayıs'ı anarak e, son kararı açalım. E, sevgili hocam e, neler söyleyeceksiniz açılışta bizlere? Vallahi çok şey söylenecek. Ama e, ne mutlu bize gerçekten 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve e, gençlik spor bayramımız kutlu olsun. Ters mi söyledim? Spor ve gençlik mi? Gençlik ve spor bayramı. Gençlik ve spor. Atatürk'ü anma. Evet bizim e, altta duruyor. Atatürk'ü e, anma gençlik, gençlik ve spor, spor bayramımız. Evet kutlu olsun. E, ne mutlu bize. Ben bu bayramları her yaşadığımda Kendimin gençliğini hala hissediyorum. Hala gençmiş gibi. En azından bu bayramlar bize yaşımız ne olsa olsun genç hissettiriyor. Ne mutlu bize. Atamızın e, bandırma gemisiyle 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının kendi e, deyimiyle doğum günüm diye e, adleder o günü. E, meclisin <laughs> ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı, e, düğmeye basıldığı gün... Ee, Uğurlu rakamlarımdan bir tanesidir. Biri 13, biri 19'dur. 19 ve 13. Tabi. Mesela şunu. 13 söyleyeyim. bazılarına göre uğursuzdur da. O bazılarına evet. göre işte. O bazılarından değil. <gülüyor> <gülüyor> yani. Peki. Ee, şöyle söyleyeyim. 30 yıllık hakemlik hayatım boyunca Türkiye'de maç yönetirken hiçbir takımın Futbolcusundan forma talebim olmadı. Hatta hani böyle ekstra böyle gelenleri de reddedim. Ama bazen hani futbolcu çok özel. Hocam formanı istiyorum deyip hani o forma değişimini maçtan sonra soyunma odasında yaptığımız futbolcular oldu. Ee, i̇şte şu anda bırakan da var oynayan da var o yüzden söyleyeyim. Ama o şu şekilde yani, yani şu futbolcunun forması onu alayım bunu hiç olmadı. Ama 19 numara mı? Şuraya geleceğim. Ama yurt dışında zaten maçtan sonra yönettiğiniz Şampiyonlar Ligi olsun işte UEFA maçı olsun takımlar hediye olarak hakemlere getirir. Benim hep talebim 19 numara var ise 19 kim olursa önemli değil. Yoksa 13 rakamındaki hangi formaysa o. Yani o yüzden 13 ve 19'un Uğurlu rakam olduğuna dair de hani buradan ben bir anekdot anlatayım istedim. <laughs> Peki. 34. haftayı Kadıköy'de notala. Pirlo mesela 19'du, 19 giyiyordu Pirlo yani. İtalya milli takımında da yönetirken, Juventus'ta falan yönetirken yanlış hatırlamıyorsam 19 giyen futbolcular vardı. Böyle çok e, onun dışında aklıma gelmiyor ama tabii mutlaka vardır. Var var. var. E, 13 benim tabii hatırladığım en büyük 13 Mehmet Okurdur, kulakları çınlasın o. 13 numarayı çok sever. Tamam, ee, peki ben... hocam dönelim 34. haftaya. Hafta. Kafama... <laughs> Biz 34. E takıntılı denemiz. olduğumu biliyorsun abi 13 19. Hadi bu kadar konuşurken basketboldan futboldan şimdi 13 19ları <laughs> konuşacağız hocam. <laughs> yok yok konuşmayacağız. 34'e gelelim. 34. <gülüyor> <gülüyor> hafta Kadıköy'de noktalandı. Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Ee, geriye kalan Büyük dev maç e, derbi Galatasaray-Fenerbahçe ama geride kalan dev maçlarda Trabzonspor'u da e, katarak baktığımızda herhalde tansiyonu en düşük e, ama bir o kadar da hareketli iki kalede sayısız gol fırsatının olduğu dört gol izlediğimiz bir karşılaşmaydı. Az sonra e, Sayın Bitigen'in kararlarını ve yönetimini sevgili hocamız e, pozisyon pozisyon masaya yatıracak ama genel olarak e, 3-1 sona eren. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumuyla gazete yazınıza yazdınız mı maçı hocam? Yazdım. Yani e, oradan yazdım. küçük e, geçişlerle bir yorumunuzu alalım maçın yorumunu Tabii. alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim ee, en başında da yazdım stressiz ve rahat Fenerbahçe Trabzon'a karşı 3 golle 3 puanı kazandı. Matematiksel olarak da ümitleri soldurmayıp Galatasaray'ın da Sivas maçını bir final maçı havasından çıkardı. Bugün 3 puan almasaydı Sivas maçı Tabii. Galatasaray maçı için final maçı olacaktı. <laughs> ee, çok düşük matematiksel olarak diyorum çok düşük bir ihtimal olsa da hala ümitlerini sürdürdü. Ama ben geçen haftalarda söyleyeceğim psikolojik olarak ve mental olarak Zaten olay çok farklı boyutta şu anda. Ee, son 6 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alan işte Nenat Bielica ile e, son 4 maçını oynuyor. Ankara gücü karşısında 3 e, puan alan Trabzonspor için zaten Nenat Bielica geldikten sonra önümüzdeki sezon itibariyle yapılanması, planlanması itibariyle bu sezon bir hazırlık maçı gibi yani. Önümüzdeki sezonu hazırlık gidecek, gelecek oyuncular anlamında, kurgusu anlamında e, Trabzon hocasının bakış açısıyla. Bugün de taktik ve teknik olarak Trabzon Spor'da yani bir yanlış kurgulanma olarak görüyorum. Ta ki Trezeg'e girene kadar. 3 0a kadar. Trezeg'e girdikten sonra bu, yani çoğu taraftar ya bu Trezeg'e neredeydi? Niye başın, maçın başında başlamadı? Hatta hocam. yani Keza Keza yani tercihleri bu maç için e, hatalıydı diyebilirim. Fenerbahçe adına baktığımızda baştan da söylediğim gibi rahat ve stressiz oyun. Hele hele ilk 10-15 dakika Trabzonspor'u çıkarmayan, 3. bölgede bütün alanları daraltan, baskı yapan, artı <laughs> Arda gibi bir kabiliyetin devreye girerek o şık çalımı, pası. Batshuayi'nin golü yani. Öne geçirmesi. Ama Batshuayi'nin de topu önüne alışı da çok güzel. Yani, yani oraya, golün her tarafı güzel. Bana, o çalımdan sonra o pası bana da verseler ben de Batshuayi <laughs> gibi atardım bu golü. Yani netice itibariyle ama oraya kadar mesela Perez'in golünde de. Tabii Zayt. Evet. Zayt'ın rolü. Yani bu şimdi golü anlatırken evet golü atan ne kadar ön plandaysa. Hani eğer golde %60-%70'lik bir Zayt gibi Arda gibi bir rol varsa bunu es geçemeyiz. Ha mesela Valencia'nın golünde kontrolü, vuruşu, klaslığı orada Valencia'nın hani ismini Solo. yazılır. Sol. İsmini yazılır. Yani buna mütakip söylüyorum ben. E, 25-30'dan sonra Trabzon biraz <laughs> öne doğru çıkmaya başladı. Nitekim Hamsik'le ve Larsen'le pozisyonlara girdi ki son 15 dakika maç hani şöyle söyleyeyim 31 dakika top oyunda durmuş 45 dakikan oyunda yani belli etti. Belki böyle aman aman gol pozisyonlarının yaşandığı bir maç olmasa da hani kısmen Başşuay'ı ve Valencia'yla işte Lersen ve Hamsik'le kaçan pozisyonların haricinde ama oyunun oynandığı, futbolcuların da oyun oynamak istediği, hani her iki takımda açık ve rahat oynadığı yani futbolu düşündüğü bir maçta topun oyunda kaldığı süre 32 32 dakikaya tekabül etti. enteza ikinci yeri mesela bu 25'lere düştü. 22'lere 25'lere düştü. Dolayısıyla bu bakımdan da bize topun oyunda çok kaldığı bir ilk yarıyı seyrettirdi.